Şimdi bugün okuyacağımız bu babda ayakta su içmek caiz midir, değil midir? Bab-ı şürbi kaimen. Ayakta su içmek hakkında. Bazıları diyor ki caiz değildir. Bazıları diyor ki caizdir. Caizdir diyenlerin delili ne? Caiz değildir diyenlerin delili ne? Ve bunların arası nasıl telif edilir? İmam-ı Tahavi rivayet ediyor. Haddesene ibn-i Ebi İmran ve Muhammed ibn-i Ali ibn-i Davud. Kala ahberena İshak ibn-i İsmail el-Tabgani. Kala haddesena Halid ibn-i Haris. En Sa'id ibn-i Ebi Arube. En Katade. En Ebi Müslim. En İl-Carud. Ennin Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zecere ani şürbi kaimen. Carut diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayakta su içmekten zecretti, nehyeyledi. Öyleyse bu rivayete göre caiz değil. İkinci senet haddesene ibn-i Ebi Davud kâle haddesene el-Mukaddemi kâle haddesene Halid ibn-i Haris kâle haddesene Sa'id ibn-i Ebi Arube an Qatade, an Ebi Müslim, an el-Carud ibn-i Mu'alla, an el-Nebi sallallahu aleyhi ve sellem mislehu. Yine Carud ibn-i Mu'alla'da, Mu'alla'ya senet ittisal ediyor. Carud ibn-i Mu'alla sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ediyor ki ayakta su içmekten nehyeyledi. Başka bir sahabeden de var mı? Yine misal getiriyor. Diyor ki rivayet. Haddesena Ahmed ibn-i Davud. Kale haddesena Abdurrahman ibn-i Mübarek. Kale haddesena Halid ibn-i Haris. An Sa'idin an Katadete an Ebi Müslim an el-Carud. Tekrar an Sa'idin an Katade. An Enes'in an el-Nebi sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ın. Yine Carut'tan bu rivayet edildiği gibi bir de Said Katade'den, o da Enes İbni Malik'ten. Enes İbni Malik de Resulullah Efendimiz'den rivayet ediyor. Demek Carut'un bizzat Peygamber Efendimiz'den rivayeti var, bir de Said'den Katade'den. Halbuki yukarıda En Said'in En Katade'de En Katade En Ebi Müslim En Carut dedi. Orada bir noksanlık olacak. Bir ha olacak. Çünkü Said kimden rivayet etti? Katade'den. Katade, Ebi Müslim'den ve Haris'ten. Peki tekrar en getiriyor. Baba atife yok. Bir ha olursa vakıtta olur. Yani Halid ibn Haris, Sa'id'den iki türlü rivayet ediyor. Birincisini Katade, en Ebi Müslim, en Carut. İkincisini de Halid ibn Haris, Sa'id'den, Katade'den, o da Enes ibn Malik'ten. Hani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Oraya ihtiyaten bir ha işareti koydu. Asıl nüshayı sahih elimizde yok ama bir senet değişiyor orada. Ha ve en Sa'idin en Katadet an Enes'in anin Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem mislehu. Haddesene ibn-i Mertuk, kâle haddesene Abdüssemet, kâle haddesene Hammam ve Hişam, kâle haddesene Katadetu an Enes ibn-i Malik anin Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem mislehu. Enes ibn-i Malik'ten de aynı rivayet gelmiş. Haddesena Abdullah ibn Muhammed ibn Khushayş. Kale haddesena Müslim ibn İbrahim. Kale haddesena Hişam ibn Ebi Abdillah. En Katadete fe zekere bi isnadihi mislehu. Hazreti Katade'den aynı hadis rivayet ediliyor. Haddesena ibn Merzuk. Kale haddesena Ebu Davud. Kale haddesena Hişam el-Destevai. Fe zekere bi isnadihi mislehu. Aynı hadisi şerifi zikreyledi ibn Merzuk tarifiyle. Haddesena Hüseyin ibn Nasrin. قال سمعت يزيد بن هارون قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس وعن قتادة عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. Şimdi burada da Hammam Katade'den Enes'ten. Bir de Katade'den Katade Ebi Asel el-Esvari'den o da Ebi Sa'id'den o da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani iki senedi birbirine katıyor burada. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل حا وحدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن إكرمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. Evet, sonra Hazreti Katade, Hazreti Enes, evet, Carut, kaç sahabe oldu? Şimdi bir de Hazreti Ebu Hureyre'den rivayet edildi ayakta su içmek mekruh olduğuna dair. قال أبو جعفر إمام التحاوي بيردلر كفذهب قوم
bir takım ulema sahip oldular. İlâ kerâheti şürbi kâimâ. Ayakta su içmenin kerahetine sahip oldular. Vehteccû fî zâlike bihâdîl asar. Bu eserlerle, bu hadislerle de ihticac eylediler. Bak kaç sahabi? 3-4 sahabi. Hazreti Ebu Hüreyre, Hazreti Enes, Hazreti Katade. Daha kim vardı? Carut. Daha. Bu dördünden de rivayet geliyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayakta su içmeden nehyledi. Ve halefem fî zâlike âharûn. Ulemadan diğer bir kısmı bunlara muhalefet ettiler. فَلَمْ يَرَوْ بِشْهُرْبِ قَائِمًا بَأْسَى. Ayakta su içmekte beis görmediler. Onlar da başka deliller getirdiler ki ayakta su içmekte kerahet yoktur dediler. وَاَحْتَجُّوا فِي ذَٰلِكَ بِمَا حَدَّسَنَا Yunus. Bu mesele hakkında İmam-ı Tahaviye Yunus'un rivayet etmiş olduğu hadisle ihticac ettiler. قَالَ حَدَّسَنَا بُنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِي اِبْنُ جُرَيْجٍ اَمْ مُحَمَّدِ اِبْنِ عَلِيِّ اِبْنِ حُسَيْنِ İbn-i Cüreyç, İbn-i Vehbe, o Yunus'a, o da İmam-ı Tahaviye haber veriyor. Fakat İbn-i Cüreyç kimden rivayet ediyor? Muhammed İbn-i Aleyh İbn-i Hüseyin. Kim bu Muhammed İbn-i Aleyh İbn-i Hüseyin? Muhammed'in el-Bakır. Çünkü onun babası Zeynel Abidin. Ali Zeynel Abidin. Onun babası da Hüseyin. İmam Hüseyin. Muhammed İbn-i Aleyh İbn-i Hüseyin. Muhammed İbn-i Bakır'den. Muhammed İbn-i Bakır kimden rivayet eylemiş? An ebihi. Babası Zeynel Abidin'den. O da kimden? An ceddihi. Dedesi Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'den. Kale Hazreti Hüseyin buyurdular ki Kale li İbni Ebi Talib. Ebu Talib'in oğlu bana dedi. Yani babası. İtini bi vedu'in. Bana bir su getir dedi. Fateytu bihi. Ben o suyu getirdim. Fatavadda abdest aldı. ثُمَّ قَامَ بِفَضْلِ وَضُوِهِ Ondan sonra kalktı o abdestinin artığı olan suyu ayakta feşeribe kaimen ayakta içti. فَعَجِبْتُ لِذَلِكَ Ben buna teaccüb ettim. Benim babam kalktı abdestin artığına ayakta içti diye Hazreti Hüseyin boşuna gitmemiş, teaccüb etmiş. Teaccüb edince tabi yüzüne baktı. فَقَالَ Hazreti Ali radıyallahu anh dedi ki اَتَعْجِبُ يَا بُنَيَّ Teaccüp mi edersin ey oğlum benim? İnni ra'eytu ebâke Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Senin baban Resulullah'ı ben gördüm. Yesne'u zâlik böyle işlerdi. Ayakta su içerdi. Şimdi abdestten artan suyu ayakta içmek caiz. Bunda ihtilaf yok. Neden? Peygamber Efendimiz içmiş. Hazreti Ali de içmiş. Fakat abdestin artığına mı mahsus yoksa herhangi bir suyu da ayakta içmek caiz midir? Bu da ayrıca ihtilaf mevzii olur. Çünkü ayakta su içmek mekruhtur içenler der ki bu abdest artığına mahsusu değil. Ama diğer sular da böyle olur mu olmaz mı? Bir defa abdest artığını ayakta içmek caizdir. Bunu kabul etmek lazım. Bunu kabul etti. İkincisini ispat edecek. Haddesena ibn Merzuk قال haddesena Bişir ibn Ömer قال haddesena Şöbe an Abdülmelik ibn Meysere عن النزال بن سبرة قال رأيت عليا شرب فضل وضوءه قائما Hazreti Ali'yi ben gördüm abdestten artmış olduğu suyu ayakta içti. Sümme kâle sonra Hazreti Ali dedi ki inne nâsen yekrehûn nas bir takım adamlar yekrehûn kerih görürler en yeşrebû kıyamen ayakta su içmeyi kerih görürler وَقَدْ رَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Ben Resulullah Efendimiz'i gördüm. Ne gördüm? فَعَلَ مَا فَعَلْتُ Benim işlediğimi işlediğini gördüm. Bazı adamlar ayakta su içmeyi mekruh görürler. Halbuki Resulullah Efendimiz'in ayakta su içtiğini gördüm. İşte ben de öyle yaptım. Şimdi Hazreti Ali Kerramallahu Veşe'nin kendi iştihadi ve istinbatı üzerine abdestin artığına mahsus değil bu. Herhangi vakitte su içerse ayakta içmek caizdir. Yani bu abdestin artığıdır da onun için ayakta içilir diye böyle bir illet yok. Ya nas ayakta içmeyi mekruh görüyorlar. Hazreti Ali de ispat ediyor ki ayakta su içmek mekruh değildir. Resulullah Efendimiz ayakta içti işte ben de içiyorum. Haddesena Ebu Bekret'e, kâle haddesena Ebu Ahmet, kâle haddesena Mis'arun, en Abdülmelik,
فَزَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِسْلَهُ Aynı hadisi şerifi Ebu Bekir tarikiyle İmam-ı Tahavi rivayet ediyor. حَدَّسَنَا رَبِيعُ الْمَأَذِّنُ قَالَ حَدَّسَنَا أَسَدْ قَالَ حَدَّسَنَا وَرْقَى Orada Hemze var. وَرْقَى bin Amri Ömer. Tutmamış. وَرْقَى İbn Ömer. عن عطاء بن الصائب عن زازان وميسرة عن علي زازان وميسرة هر ikisi Hazreti Ali kerramallahu veşehu'dan rivayet ediyorlar ki ennehu şeribe kaime ayakta suyu içti fekile lehu fi zalik bu mesele hakkında ona denildi ki niçin ayakta içiyorsun fekale dedi ki in eşrep kaimen ayakta su içer isemse فَقَدْ رَيْتُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَشْرَبُ قَائِمًا Ben Resulullah Efendimiz'e ayakta su içtiğini gördüm. وَاِنْ اَشْرَبْ جَالِسًا Oturduğum yerde su içer isemse فَقَدْ رَيْتُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَفْعَلُ ذَلِكَ Peygamber Efendimiz'in oturduğu yerde su içtiğini de gördüm. Yani mübahtır. İstersem ayakta içerim, istersem oturduğum yerde içerim. Ayakta içer isemse Resulullah Efendimiz'in öyle içtiğini gördüm. Oturduğum yerde içersemse Resulullah Efendimiz'in oturduğu yerde içtiğini de gördüm. İkisi de mübahtır. Öyle de içilir, öyle de içilir. Haddesena Rabi'ul Mu'azzin, kâle haddesena Esed, kâle haddesena Hammad ibn Seleme, en Ata ibn Sa'id, en Zazan, en Ali'yi mislehu. Zazan'dan, o da Hazreti Ali'den İmam-ı Tahavi Rabbül Mu'azzin tarikiyle rivayet ediyor. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد فذكر بإسناده مثله أين حديث شريف إمام التحاوي محمد بن خزيمة رجل رواية ديور حدثنا يونس قال حدثنا سفيان عن عاصم الأحول عن الشعبي عن عبد الله بن عباس قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس diyorlar ki ben Peygamber Efendimiz'i gördüm يشرب su içer İçtiğini gördüm. Bahve kaymın. Halbuki ayaktaydı. Yani ayakta Resulullah Efendimiz'in su içtiğini gördüm. Haddesena Fahdun kal haddesena İbnül İsbahani kal haddesena Şüreykün an Şeybani an Amirin an İbni Abbasin kal nabeltü nebiye sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah bin Abbas diyor ki ben verdim Peygamber Efendimiz'e delven minba'i zemzem Zemzem suyundan bir kova çıkardım, Peygamber Efendimiz'e verdim. فَشَرِبَ وَهْوَ قَائِمْ Onu içti, Resulullah Efendimiz de ayakta idi. Tabii şimdi buna ötekiler de itiraz eder, der ki Zemzem ayakta içilirdi onun için, diğer sulara mahsus değil. Ama Hazreti Ali'nin de abdestin artığını ayakta içmiş, ona da cevap verilebilir ki abdest artığı Zemzem müstesna. Fakat Hazreti Ali radıyallahu anh'ten müteaddit rivayetler geldi. Abdest artığın içtiği gibi abdest artığı olmayanı değişmiş. Ve Resulullah Efendimiz oturduğu yerde değişmiş, ayakta değişmiş o rivayetine. Yani ümumi olduğunu ispat etti. Ki Hazreti Ali'nin zemzem abdest artığı sularına mahsus değil, herhangi bir vakitte ayakta su içmek caizdir. Oturduğu yerde içmek o da caizdir. Haddesena Rabi'ul Ciziyyü kâle haddesena İshâk ibn Ebi Ferbetel Medeni قال حدثتنا عبيدة بنت نابل نابل نايل دي نابل باينا أن عائشة بنت سعد أن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمبر فن صلى الله عليه وسلم سويش دين هزر تسعة يوركي رواتي ديور كان يشرب قائما أيقتا سو إتشار إدي يعني دوام دي أيقتا سو إشتي يورمش حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا يوسف بن علي قال حدثنا حفص عن عبيد الله النافع عن ابن عمر قال كنا نشرب ونحن قيام biz ayakta su içer idik ala ahdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizin zamanında Abdullah ibn Ömer diyor ki biz ayakta su içer idik Peygamber Efendimizin ahdinde deyince yani Resulullah Efendimiz görürdü bizi de men etmezdi حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو عاصم وعثمان بن عمر رضي الله عنه قال حدثنا عمران بن جرير عن ابن البازري
وَهُوَ يَزِيدُ بْنُ عُتَارِبٍ Bu bezeri de kimdir? Yezid ibn-i Utarib'dir. عَنِ اِبْنِ عُمَرْ قَالَ كُنَّا نَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيَامٌ Biz ayakta olduğumuz halde su içer idik. وَنَاكُلُوا وَنَحْنُ نَسَى Biz koşar halde yerdik. عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Peygamber Efendimiz zamanında ayakta su içtiğimiz gibi bir de bir yere koşarak gidiyoruz hem de elimizde ekmek yiyoruz. Yani onda da onun da mübah olduğunu beyan ediyor iki şeyin. Hem ayakta su içmek hem de giderken yemek. Haddesena Muhammed ibn Huzeyme قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن عمران بن جرير عن يزيد بن عطارد عن ابن عمر مثله. Abdullah ibn Ömer'den aynı hadisi şerifi başka bir senetle zikredildi. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو عاصم علي بن جريج قال اخبرني عبد الكريم بن مالك قال اخبرني البراء بن زيد ان ام سليم ام سليم رضي الله عنها الصحابيه حدثته وروايه الى البراء بن زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان برفمز شرب وهو قائم ayakta su içti min qirbatin bir kırbadan Hazreti Ümmü Selim'in evine geldi. Bir kırbeden tuluk asiliydi, su asiliydi. Resulullah Efendimiz onda ayakta olduğu halde su içti. Haddesena Fehdun kâle haddesena Ebu Gassan kâle haddesena Züheyr ibn Muaviye kâle haddesena Abdülkerim el-Cezeriyyü kâle haddeseni el-Bera ibn Bintu Enes Vehbe ibn Zeyd en Enes ibn Malik kâle haddesetni Ümmü enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Enes İbni Malik diyor ki, anam bana söyledi diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dehale aleyha. Eve girmiş Hazreti Enes'in validesinin yanına. Ve fî beytehâ qirbetun me'alleke. Onun evinde de bir kırbe asiliymiş su. Feşeribe minel kırbeti kâimen. Peygamber Efendimiz ayakta olduğu halde o kırbeden içti diyor. حدثنا أبو أمية قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا شريك عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم حضرت أنس يقول شرب من قربة معلقة وهو قائم أصل bir tulumdan bir beden Peygamber Efendimiz ayakta olduğu halde su içti. Öyleyse bu kadar hadisi şeriften anlaşılan şu. فَفِي هَذِهِ الْاَثَرِ İşte bu eserlerde orucudur. İbâhetü şürbi kâimen ayakta su içmenin mübah olduğu orucudur. Şimdi yukarıda ayakta Resulullah Efendimiz su içmeden nehyeyledi. Buradaki hadislerde de Resulullah Efendimiz ayakta su içti ve ashab-ı kiram da bunu gördüler. Ve ashab-ı kiram da içerlerdi. Resulullah Efendimiz onları da nehyeylemedi. Öyleyse hadisler mütearız oldu. Bir kısmı tecviz etti, bir kısmı tecviz etmedi. Hadisler muhtelif ihtilaf ederse, hadislerin arasında ihtilaf olursa ne olacak? Diyor ki, وَاَوْلَ الْاَشْيَاءِ بِنَا اِزَارُوْيَ حَدِيثًا En Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den iki hadis rivayet olunsa, bize evle olan nedir? Yani mütearis hadis, birbirinin zıddına iki hadis gelse, Peygamber Efendimiz'den rivayet edildi, geldi. Biz ne yapacağız? Bize layık olan nedir? فَحْتَمَلَ الْاِتِّفَاقُ وَحْتَمَلَ التَّضَادُ O iki hadisinde ittifaka da ihtimali var, birbirine zıt durmaya da ihtimali var. Yani bir manaya hamletsek ki ittifak ediyor. Diğer bir manaya hamletsek ki zıt oluyor birbirine. اَنْ نَحْمِلَهَا Bize evla olan اَنْ نَحْمِلَهُمَا O iki hadisi hamledelim. عَلَى الْاِتِّفَاقُ اِتِّفَاقَ hamledelim. La alet tazad, tazad da değil. Birbirine böyle bir manayı hamledelim ki birbirine manaları müttefik olsun. Öteki bir manayı hamledersek ve kâne mâ raveynâhu fiyâdel fasıl. Bu fasılda bizim rivayet etmiş olduğumuz hadisler oldu. Kimdir? An Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu fasılda rivayet edilen şey oldu. Ney? İbâhete şürbi gâime. Ayakta su içmenin mübah olduğu. Şimdi zikrettiğimiz hadisler bu. Bu fasıl. Bu fasılda o hadisler beyan etti ki Peygamber Efendimiz'in ayakta su içtiği ayakta su içmenin mübah olduğunu beyan ediyor. Evet. وَفِيمَا رَوَيْنَاهُ عَنْهُ فِي الْفَصِلَّذِ قَبْلَهُ Bundan evvelki fasılda da rivayet etmiş olduğumuz hadislerde de orucudur.
oldu. En nehy an zalik. Ayakta su içmeden nehy oldu. Şimdi bugün o iki fasıl okudu. Birinci fasılda Peygamber Efendimiz nehy iledi. O hadisleri okudu. İkinci fasılda mübahtır diye hadisleri okudu. Evet. Öyleyse fehtemelen yekune zaliken nehyu. İhtimal ki Peygamber Efendimiz'in nehyi ola lem yured bihi hadihil ibahatu. Bu ibaha murad edilmiş olmaya velakin üride bihi manen ahir. Başka bir mana murad edilir. Madem Peygamber Efendimiz mübah kılmış, kendisi de içmiş öyleyse, başkalarının için ayakta su içmeden nehilemiş? Bu nehiden murad mübahın zıddı mı yoksa başka bir mana mı? Caiz ki mübahın zıddı değil, başka bir mana ola. Araştıralım, bakalım. Acaba onunla ne murad edilmiş? Hangi mana murad edilmiş? فَنَزَرْنَا فِي ذَٰلِكَ. Bunu araştırdık. Bunu bulalım. فَاِذَنْ فَهْدُنْ فَنَزَرْنَا فِي ذَٰلِكَ. Bizim okuduğumuz bu hadisi şeriflerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayakta su içmeden nehyeylemiş. Bunu gösteren hadisi şerifler var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayakta su içmiş, ashab-ı kiramdan ayakta su içerlermiş. Bunu gösteren hadisler de var. Öyleyse bu hadisi şeriflerin manası nedir? Resulullah Efendimiz ayakta su içmeden nehyetti. Acaba bunu ne için nehyetti? Ayakta içmek haramdır, caiz değildir. Bunun için mi yoksa başka bir mana var mı burada? Bunu araştırmak iktiza etti. فَنَزَرْنَا فِي ذَٰلِكَ. Buna nazar eyledik, aradık, taradık diyor. فَاِذَنْ فَهْدُنْ. İmam-ı Tahavi diyorlar ki baktık ki İmam-ı Fahd قَدْ حَدَّسَنَا, bize rivayet ediyor. قَالَ حَدَّسَنَا أَبُوْ غَسَّانْ قَالَ حَدَّسَنَا خَالِدٌ عَنْ بَيَانْ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ. İmam-ı Şabi buyurdular ki اِنَّمَا اَكْرَهُ الشُّرْبَ قَائِمًا. Ayakta su içmeyi ben kereh görürüm. لَأَنَّهُ دَاءٌ. Zira o hastalıktır. Öyleyse ayakta su içmenin sebebini, mekruh olduğunun sebebini beyan ediyor İmam-ı Şabi. O da neymiş? Hastalık irat edermiş. Bundan ne mana çıkacak? Daha onun tasih edildi değil. فَأَخْبَرَ الشَّعْبِيُّ فِي هَذَا. İşte bu hadiste İmam-ı Şabi haber veriyor. الْمَعْنَى مَعْنَيْهِ اَلَّذ۪ي öyle mana ki مِنْ اَجْلِهِ o mana eclinden dolayı كَانَنْ نَهْيُ نَهْيُ oldu. وَاَنَّهُ bu ayakta su içmek mekruh oldu. لِمَا bir mana için ki يُخَافُ مِنْهُ ondan korkulur. مِنَ الضَّرَرِ darardan. وَحُدُوسِ الدَّائِ hastalığın hüdusundan. Daha ayrı zarif başka bir şey için değil. Resulullah Efendimiz ayakta su içme dediği, nehyetti ki ondan hastalık geliyor. Zararı var da ümmetine şefkat için nehyeylemiş. O sahip zatında isyan değil, günah değil. Yani ayakta su içerse günah etmiş olur, isyan etmiş olur. Bu manaya değil. Ferada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz murat buyurdu. Bizalike nehyi, bu nehyiyle ayakta su içmeden nehyetti ya, bu nehyiyle murat etti. Ney el işfak ala ümmetihi, ümmetine şefkati murad etti. Ve emerehu iyyahum, onlara emretti ayakta içmemeyi, bima fihi salahuhum, onların selahı ne deyse onunla da emretti. Yani ayakta su içmeyi. Nerede selahları? Fi dinihim ve dünyahum, dinlerinde ve dünyalarında selah olan, iyi olan bir şey emretti. Kema kad kâle lehum. Nitekim Resulullah Efendimiz sahabe-i kirama buyurdu. Emma ene felâ âkülü muttekiye. Felâ âkülü. Orada elif noksan. Felâ âkülü etmiş. Felâ âkülü. Ben yan üstü yatarak yemek yemem. Bunun böyle buyurduğu gibi. Bu hadis-i şerifi nerede buyurmuş? Onun senedini getiriyor, zikrediyor İmam-ı Tahavi. Diyor ki, haddesena ibn-i Ebi Davud, kâle haddesena Sehl ibn-i Bekkar,
Hâve haddesena Muhammed ibn Huzeyme, kâle haddesena Haccac, kâle haddesena Ebu Avane, an Rukayye, an Ali ibn el-Akmer, an Ali ibn el-Akmer, an Ebi Cuhayfe, kâle. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Cuhayfe diyor ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Emma ene felâ âkülü müttekiyen. Emma ben yan üstü yatarak yemek yemem. Peki yan üstü yatarak yemek yemek haramdır. Bunun için mi? Resulullah Efendimiz ben yemem diyor. Yok diyor. Haram olduğundan dolayı değil. Onun da sebebini beyan ediyor. Aşağıdaki Cibril aleyhisselam gelmiş. Bakmış ki Resulullah Efendimiz yan üstü düşmüş yemek yiyor. Bakın bu kula bakın. Ne şekilde yemek yiyor deyince Resulullah Efendimiz kalkmış oturmuş ve bir daha ben yan üstü yatarak yemek yemem. Yani teeddüben, şefakaten, yoksa haram olduğundan dolayı değil. İşte bu da onun gibi. Ayakta su içmek de bunun, onun gibi. Haddesena Rabi'ul Mu'ezzini kâle haddesena Esedun kâle haddesena Cerîr ibn-i Abdülhamid an Mansûrin an Ali ibn-i Akmer an Ebi Cuhayfete kâle. Ebu Cuhayfe dediler ki semiyetu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben Resulullah Efendimiz'i işittim. Yekulu derdi. Ne derdi? Fezekere mislehu, bu hadis-i şerifin mislini zikretti. Yani emma ene feda akülü müttekien buyururdu. Diğer bir senetle ispat ediyor. Haddesena Fehdun kâle haddesena Ebu Nuaym kâle haddesena Süfyanu en Ali ibnil Akmer an Ebi Cuhayfe an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mislehu. İmam-ı Tahavi başka bir senetle daha bu hadisi şerifi ispat ediyor. Haddesena Fehdun kâle haddesena Ebu Nuaym kâle haddesena Mis'ar ibn Küdam an Ali ibn el-Akmer kâle semi'tu Ebu Cuhayfe kâle. Ebu Cuhayfe diyor ki kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdular fezekere mislehu. Aynı hadisi şerifi zikreyledi. Yani birkaç senetle aynı hadisi şerifi İmam-ı Sahavi ispat ediyor. Ondan sonra da diyor ki feleyse zalik, Resulullah Efendimiz'in böyle demesi olmadı. Ala tariq-i tahrim minhu, Resulullah Efendimiz tarafından tahrim edilmek tarikiyle değil. Aleyhim eshab-ı kirama. En yekulu kezalik. Yan üstü yatarak haramdır. Bunun için böyle demedi. Haram olduğundan dolayı değil. Velakin limanen, başka bir mana için dedi ki ben yan üstü yatarak yemem. Nerede öyle mana ki fil ekli müttekien, yaslanarak bir şeye. Öyle şey ki hafehu aleyhim, ashab-ı kiramın öyle yapmalarından hafetti. Onlar da yaslanarak yerlerde terk-i edep ederler. Onun için bir şeye yaslanarak yahut da yan üstü düşerek yemekten Resulullah Efendimiz ben böyle yemem dedi. Haddesena ibn Ebi İmran kâle haddesena İshak ibn İsmail kâle haddesena Cerîr ibn Abdülhamid kâle Şâbiyyü innemâ kürihel ekülü müttekien, bir şeye yaslanarak yemek yemek mekruh kılındı. Ne için? Mekâfete en ta'zune bütûnuhum, karınları büyük olmak korkusundan dolayı. İnsan bir şeye yaslanarak yemek yerse karnı büyük olur. Resulullah Efendimiz de onun için ben yaslanarak, bir şeye yaslanarak yemek yemem. Daha sebebi de var ya, işte Cibril Aleyhisselam'ın o kelamı da var. Bir de ümmetini bundan sakındırıyor ki siz de bir şeye yaslanarak yerseniz ise karnınız büyük olur. Karnı büyük olan mekbul değildir. Karnı büyük olur. Karnının büyük olmasından bir kuvvet de elde etmez. Başına bela olur. Bu Şâbî'nin tefsiri oluyor hocam. Şâbî'nin tefsiri oluyor. Fe'akbere Şâbî, işte Şâbî haber verdi. Bil mânellezi, şul mânayı haber verdi ki kerehe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz mekruh gördü. Min eclihi, o şey eclinde. Neyi? El ekle müttekien, yaslanarak yemeği mekruh gördü. İmam-ı Şâbî bunu tefsir etti. Ki Resulullah Efendimiz'in kerih gördüğü gibi bu manadan dolayı. Ve ennehu innemâ huve, bu yaslanarak yemek evet mekruh oldu. Ne için? Limâ yahdusu enhu, ondan hadis olan bir şey için. O da neden? Min izamil batni, karın büyüklüğü. Karın büyüklüğünde, şişmanlıkta.
Bunu İmam-ı Şafii kendiliğinden tefsir etti. Peki kendiliğinden başka bir rivayet elde etmiş, ondan mı almış, yoksa hiçbir kimseden rivayet gelmeyerek mi almış? Bunlar da kendiliklerinden bir yerden bir rivayet bir şey olmasa tefsir etmezlerdi. Muhakkak başka bir rivayetten gelmiş. Onun için Resulullah Efendimiz'in bu manayı kastettiği ve bundan dolayı mekruh gördüğünü haber veriyor. فَكَذَٰلِكَ مَا رُوِيَ عَنْهُ مِنَ النَّهْيَانِ شُرْبِ قَائِمَةً Ayakta su içmeden nehyettiği de böylecedir. اِنَّمَا هُوَ Ayakta su içmek mekruhtur. لِمَعْنَمْ Bir mana için. Öyle mana ki يَكُونُ مِنْ ذَٰلِكَ O mana ayakta su içmekten neş'et eder. كَرِهَهُ işte ondan dolayı Resulullah Efendimiz mekruh gördü. Minecdi o şeyden dolayı. لَا غَيْرُ ذَٰلِكَ Başka bir şeyden değil. O da nedir? O manada nedir? Hasteli giras eder. Eski büyükler öyle derdiler. Ayakta su içmek haram değildir, vücuda zararı vardır. Hatta onlar öyle derdiler. Dine zararı yoktur, vücuda zararı vardır. Ulemalar öğrenmişler. Dinen zararı olsa ayakta su içti mi günah yazılır. Yok öyle bir şey yok. Ayakta su içmekle günah defterine günah yazılmaz. Fakat vücuduna zararı olur. Midesi ayakta su içen adamın içtiği gibi su mideye gider, mideyi büyütür, mideyi aşağı indirir. Yahut da ayaklarına, damarlarına başka bir, yani tıbben bir zararı var ki onu hoş görmezler. Ama dinen asi olur, Resulullah Efendimiz'in yolundan çıkmış olur, yok böyle bir şey yok. وَقَدْ رُوْيَ فِي هَذَا اَيْذَانْ عَبْدِ اللّٰهِ بِنْ عَمْرِينَ Abdullah ibn Amr'den de bu mesele hakkında rivayet var. حدثنا محمد بن الحجاج قال حدثنا أسد حا حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا قال قرينية getirdik حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج ondan sonra قال demesine lüzum yok ki tesniye قال حدثنا حماد bu müfret olacak evet İkisi de Hammad'dan rivayet ediyor. Muhammed ve... Şey. Yukarıdakine nezeren Muhammed ibn-i Haccac ile Muhammed ibn-i Huzeymi vakıfta kala doğru. İkisine nezeren. Tamam. Bu ikisini de rivayet dediler ki haddesena Hammadun Esed ile Haccac her ikisine de Esed rivayet eylemiş. Evet. haddesena Hammad ibn-i Seleme عن ثابت البناني عن شعيب بن عبد الله بن عمرو عن أبيه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعيب بن عبد الله diyor ki o da babası Abdullah bin Amr bin Aslan ki ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول اكرم efendimizi ben görmedim يأكل متكئا yaslanarak yediğini قط asla ben onu yaslanarak yediğini görmedim niçin diyor ki fakat yecuzu en yekune iştenebe zalik caiz ki Resulullah Efendimiz bundan sakınmış yaslanarak yememiş ne için lima kâle şâbiyyü şâbinin dediği mana için yani karın büyür de bunun için Resulullah Efendimiz yaslanarak yemek yememiş fakat yecuzu fî zâlike mânen âhâr caiz ki başka bir mana için başka bir illet için Resulullah Efendimiz yaslanarak yememiş çünkü İmam-ı Şâbî bunu böyle tefsir etmiş. Biz şunu zannediyoruz. Diyoruz ki belki bunun hakkında bir rivayet duymuş da onun için. Caiz ki rivayeti de duymamış da kendiliğinden bu tefsiri yapmış. Kendiliğinden tefsiri yaparsa bize gati bir delil olamaz. Öyleyse Resulullah Efendimiz'in yaslanarak yemediğinin illeti başka bir şey olmak ihtimali de var. فَاِنَّهُ حَدَّسَنَا يَحْيَ بْنُ عُثْمَانِ قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن إسماعيل الأعور قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إسماعيل الأعور dedi ki Peygamber Efendimiz صلى الله عليه وسلم oldu ne oldu يأكل متكئا bir şeye yaslanarak yerdi فَنَزَلَ عَلَيْهِ جِبْرِيلُ Cibril aleyhisselam ona nazil oldu aleyhisselam. فَقَالَ buyurdular ki اُنْزُرُوا اِلَى هَذَا الْعَبْدِ Şu kula bakınız. كَيْفَ يَأْكُلُ مُتَّكِئًا Nasıl yaslanarak yiyor dedi. Yani
teaccüb etti ve bu teaccübü de inkar tarihiyle oldu. Kale, ravi diyor ki fecelese Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Cibril aleyhisselamın böyle demesinden Peygamber Efendimiz oturdu. Şimdi öyleyse Resulullah Efendimiz'in yaslanarak yemediğinin başka bir manası daha oldu. O da ne? Cibril aleyhisselam ona edep öğretmiş oldu. Bak böyle ye, yani yaslanarak değil de oturarak ye. Fakat yecûz en yekûne hâzâ huvel mâna. Caiz ki işte o illet, o kerahatin sebebi bu mâna ola. Ellezî min eclihi qâd. O mâna yüzünden buyurdular ki la âkülü müttekien, ben yaslanarak yemek yemem. Yani Cibril aleyhisselam böyle dedi de bunun için yemem. Bu mâna doğru. Leennehu, peki niçin Cibril aleyhisselam onu hoş görmedi? Bakın bu kula yaslanarak yemek yiyor. Leennehu, yaslanarak yemek yemek fi'lül mülûkil cebabire, zalim meliklerin işidir. Zalim melikler öyle yaslanırlar, yerleşirler koltuklara, ellerini, ayaklarını, arkalarını güzel yerleştirirler. Şimdi bizim yaptıklarımız gibi ondan sonra yemek yeriz. Yani bizim bu fiilimiz işte mülûk-i cebabirenin fiilidir. Ve fiilül e'acim, acemlerin fiilidir. Arap olmayanların adetidir. Araplar hâle bile büyüğün bedevilere git, hemen bir hasır sufru ortaya atarlar, sufrayı korlar, elleriyle girişirler. Ne sandalyeleri var, ne kürsüleri var, ne de önlerine koydukları bile masa bir şey var, hiçbir şey yok. Hala Arapların o adeti devam ediyor. Fekeri hezalik. Onun için Resulullah Efendimiz, yani başta Cibril aleyhisselam bunu kerih gördü. Peygamber Efendimiz'e teaccüb terikiyle söyledi. Resulullah Efendimiz de terk etti bunu. Ve ragibe fi fi'lil Arap. Arapların fiiline rağbet etti. Acemlerin işini terk etti. Arapların adetine döndü. Kema ruyen Ömer. Hazreti Ömer radıyallahu anh'den de böyle rivayet var. Peki Hazreti Ömer'den ne türlü rivayet varmış? Onu da getiriyor. Diyor ki فَإِنَّهُ حَدَّسَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ قَالَ حَدَّسَنَا عَاصِمُ الْأَحْوَلِ عَنِ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِ قَالَ اَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّبِ. Onlar bir gazvedeymişler. Bu Ebu Osman el-Nehdi, ki bunun bir ismi de Abdurrahman ibn-i Mel derler. Bir gazadaymış. Hazreti Ömer'in onlara bir kitabı gelmiş. Kitapta şu yazılı: اِخْشَوْشِنُوا وَخْشَوْشِبُوا وَخْلَوْلِكُوا وَتَمَعْدَدُوا كَأَنَّكُمْ مَعْدٌ وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَعُمْ وَزَيَّ الْعَجَبِ. İbare bu. Bunu güzel bir yazıyla levhe yazdırıp insan karşısına astırmalı. Sen onu yaz da Ali Efendi yazsın. اِخْشَوْشِنُوا Haşin olunuz. Yani kaba saba olunuz. Elbiseniz böyle ince, ipekli mipekli olmasın. Yani sert elbiseleri giyin. Vahşevşi bu. Ağaç gibi olunuz. Yumuşak olmayın. Her işiniz erkekçe, haşin, sert olsun. Evet. Vahşevşi bu. Vahlevliku. Adetiniz Arap adetleri gibi olsun. Yemenizde, içmenizde Arap adetini adet edinin. Ve hlevliku ve tema'dedu. Tema'dedu Peygamber Efendimiz'in ulu dedelerinden birisi nedir? Me'ad ibn Adnan değil mi? Me'ad gibi olunuz. Ve tema'dedu. Yani Me'ad ibn Adnan Arapların dedesi ya, onların Arapların yemesi, içmesi, giymesi hep adet ve üzerine. Siz de me'ed gibi olun. Ve teme'adedun. Kennekum me'adun. Göğe ki siz me'adsınız. Ulu dedesi Peygamber Efendimiz'in. Göğe ki siz oymuşsunuz. O onun meişeti nasılsa, bedevi meişeti öyle öyle olun. Ve iyyâkum ve tena'um. Sakın. Tena'umden sakınınız. İyyâkum, ben sizi tahsil ediyorum. Ve tena'um, tena'umden. Dürlü dürlü nimetlere dalmaktan, dürlü dürlü yumuşak elbiseler giymekten. O da nerede var? Onu da izah ediyor. Diyor ki ve zeyyel acem, acem elbiselerinde.
Acemler gibi kibar giymek. Şimdiki yapıyoruz ya, Avrupalının kravatı var, kravat takıyoruz. Pantolu var, onu giyiyoruz. Şaketi var, pardüzosu var. Bütün efalımız onlara. Hatta o derece oldu ki Arap elbisesiyle burada sefarete gidemiyoruz. Yani kendimiz zaten onu tatbik ediyoruz. Etmeyenimiz de olursa bu sefer öteki taraf bizi harp ediyor. Yaslanarak yememenin mekruh olduğunu Hazreti Ömer izah ediyor. Hazreti Ömer. اَخْشَوْشِنُوا وَخْشَوْشِبُوا وَخْلَوْلِكُوا وَتَمَعْدَدُوا كَأَنَّكُمْ مَعْدٌ وَاِيَّاكُمْ وَالتَّنَعُمْ وَزَيِّرْ عَجَبُ. Bunu yazmış. Bütün diğer eshaba emrediyor ki bak böyle hareket edin. اَفَلَا تَرَى, sen görmez misin ki اَنَّهُ نَهَاهُمْ, Hazreti Ömer onları nehyetti اَنْ زَيِّرْ عَجَمْ, Acem elbisesinden. وَاَمَرَهُمْ, onları emretti بِالتَّمَعْدُدِ, temadud ile. Ma'din meişeti gibi yaşamalarını emretti. وَهُوَ temadud nedir? اَلْعَيْشُ الْخَشِنْ, اَيْشِ خَشِنْ, yani her şeyin incesine varmayarak kabasıyla yaşamak, kaba işle yaşamak. اَلَّذ۪ي تَعْرِفُهُ الْعَرَبِ, Arap'ın bildiği. Arap koyun geçi besler, onun sütünü sağar, sütünü içer. Eğer bir parça arpa marpa bir şey bulursa onu da el değirmanında çeker. Bu ne der? Onu hemen yer. Hala daha o şekilde yaşıyorlar. Hani zamanımızda var ya, mungariz olmuş değil. فَكَذَٰلِكَ الْاَكْلُ مُتَّكِئًا, işte bir şeye yaslanarak yemek de böylecedir. نُهُوا عَنْهُ, ondan nehyolundular. Hazreti Ömer böyle yapmayınız dedi. لَاَنَّهُ فَعْلُ الْعَجَمِ, Arap olmayanların adetidir, Acemlerin adetidir. Siz onlara benzemeyin dedi. Peki şimdi bu yaparsa bunu günah defterine günah yazılmış olur, haramdır bu kabilden mi? Yok, o kabilden değil. Fakat kendi adetini, iyi olan bir adeti terk edip kötü olan bir adete gitmek iyi değil. Hoş değil de onun için. Öyleyse ayakta su içmek de böyledir diyor. وَاَمَّ الشُّرْبُ قَاِدًا, oturarak su içmeye gelince فَاُمِرُوا بِهِ, bununla emredildiler ki siz oturarak su için, ayakta içmeyin. Ne için? خَوْفًا مِمَّا شُرْبِ شِيْدًا, خَوْف için ki يَحْدُسُ عَلَيْهِمْ, onların üzerine hadis olur, onlara gelir. فِي سُدُورِهِمْ, göküslerinde ayakta su içerse göküslerinde bir zarar olur, hastalık gelir. Bundan dolayı. وَلَيْسَ ف۪ي ذَٰلِكَ شَيْءٌ مِنْ زَيِّ الْعَجَمْ, ayakta su içmekte Acem elbisesinde bir şey yok. Acem'e benzemek de yok. Ha, oturduğun yerde su iç, ayakta su iç. Acem'e benzemek yok bunda. Fakat onda da bir hastalık gelmek ihtimali var ya, herkes de olması olur, olur ki bazı şahısları da olur. Resulullah Efendimiz ümmetine şefkaten böyle emretmiş. وَقَدْ رُوِيَ ف۪ي اِبَاحَةِ الشُّرْبِ قَائِمًا عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ اَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, ayakta su içmenin mübah olduğu hakkında ashab-ı kiramdan rivayetler var. Eğer haram olsa onlar ayakta su içmezdiler. Onlardan hangi rivayet geldi? Ayakta su içmenin mübah olduğu hakkında مَا bir hadis ki حَدَّسَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ, İmam-ı Tahavi buyuruyorlar ki bize Ravh ibn-ül Ferec rivayet eyledi. قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا أبو الأحوص عن عبد الأعلى عن بشير بن غالب قال دخلت على الحسين بن علي إمام حسين'in yanına girdim. دارهو evine, onun evine gittim. Yani onun yanına gittim ama o da kendi evindeydi. فقام, kıyam etti. إلى بخيتة له, kendisinin bir geçisine. فَمَسَحَ دِرْعَهَا, orada mim noksan, onun memesini meshetti. Ben bu buhayte kelimeyi lügatte bulamadım. Koyun mudur, keçi midir? Hiç lügatlar almamış. Ne ahtarı almış, ne müncid almış, ne de başkası. Siz de bir bakın. Dahit maddesinden bulunacak. Fakat yok, bulamadım ben. Eğer lisan olarak da varsa bilmem. Yani ya koyun ya keçi, o manaya geliyor ki var idi, onu kaldırdı, memesini sıvadı. Hatta izâ derret, hatta memesine süt geldi. Dâ bi inâin, bir çanak istedi. Fehalebe, onu sağdı. Kendi mübarek eliyle sağdı. Sümme şeribe ve huve kaymın, sonra ayakta olduğu halde onun sütünü içti. O
ziyarete giden adam da seyrediyor. Bişr ibn-i Galip de seyrediyor. Ona Buhari göstererek bunu yapıyor. Sümme kâle, sonra İmam-ı Hüseyin radıyallahu anh dedi ki, ya Bişru, ey Bişir, inni innemâ fealtu zâlik. Ben bunu yaptım. Ne için yaptım? Biliyor musun? Niçin böyle bunu senin yanında sağdım, bu ayakta içtim? Lite'aleme, bilesin ki, enna neşrebu, biz içeriz. Ve nahnu kıyam, ayakta olduğumuz halde. Biz ayakta olduğumuz halde içeriz. Bunun mübah olduğunu sana göstermek için. İmam-ı Hüseyin bak, mekruh olan bir şey yapmaz, haram olan bir şey yapmaz. Demek nas arasında o zaman da ihtilaflıymış. Dedikodu varmış. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh bunun mübah olduğunu ispat için bir şey mukalibe göstermiş. Evet. Haddesena İbn-i Merzuk, kâle haddesena Ebu Amir, kâle haddesena Malikün, en Amir ibn-i Abdillah ibn-i Zübeyr, kâle ra'eytu ebi. Amir ibn-i Abdullah diyor ki, ben babam Abdullah ibn-i Zübeyr'i gördüm, yeşrebu vehve kâimi. Ayakta su içerdi görürdüm. Abdullah ibn-i Zübeyr, o da ashabtan. O da mekruh olsa yapmazdı. Mekruh olmadığından dolayı o da ayakta su içmiş. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن عبد الله بن عثمان بن خسيم عن علي بن عبد الله البارقي قال نابلت بن عمر علي بن عبد الله البارقي diyor ki ben Abdullah ibn Ömer'e verdim idaveten bir kap verdim feşeribe minha idave su konulan kaba derler su kabı feşeribe minha ondan içti. Kaimen ayakta olduğu halde neresinden içti? Min fiha, o kabın ağzından içti. Ağzından. Demek kap büyük. Onu tutmuş. Ağzı neresiyse ağzından içmiş. Ya bir ibrik yahut da bir gırbe ağzından içti ve kendisi ayakta olduğu halde. Şimdi üç sahabenin de fiili. Hazreti Hüseyin, Abdullah ibn Zübeyr, Abdullah ibn Ömer. Üçü de ayakta su içmişler. وَقَدْ رُوِيَا رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Halbuki Resulullah Efendimiz'den rivayet edildi ki اَنَّهُ نَهَا Peygamber Efendimiz nehi buyurdular اَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي السَّقَى سِقَى مِنْ فِي السَّقَى Tulumun ağzından içmeyiniz diye Resulullah'ın emri var. Nehyetti ki bir kabın ağzından içmeyin. Bir kabından alın sonra için. Siz ağzınızı yanaştırıp ondan içmeyin diye. Nehi olduğu halde Abdullah ibn Ömer başka bir kabından ondan almadan o kabın ağzından içti. Resulullah Efendimiz nehyetti ki halde niçin Resulullah'ın emrine muhalefet etti? Evet. Diyor ki eğer Resulullah Efendimiz'in emri illa böyle yapın, böyle yapmazsınızsa günahkar olursunuz bu manaya olsaydı yapmazdılar. Resulullah Efendimiz kapların ağzından içmeyin dedi ki isyan olduğundan dolayı değil başka bir illet için bunu emretti. O illet ne? Aşağıda beyan edecek ki vehşi hayvanlar ekser suyun ağzı nereyse oradan gelirler su içmek için. Haşerattan hali olmaz. İnsan da hemen ağzını oraya verir. Ağzına haşerat meşerat eziyet verir bu manaya. Yoksa bilsen ki bir şey yok. Onun ağzından aldın da içtin. Bu mekruh değildir. Onu beyan edecek. Haddesena Muhammed ibn Huzeyme. Kale haddesena Haccacun. Kale haddesena Hammadun. En katadete an ikirmete an İbni Abbasin. Kale neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah ibn Abbas buyurdular ki Peygamber Efendimiz nehyetti ani şürbi içmekten min fis sika tulumun ağzından içmeden nehyiledi. Bak nehy hakkındaki hadis de Abdullah ibn Abbas tarifiyle gelmiş. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن أيوب عن أكرمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله هنا حديث الشريف إمام التحاوي başka bir senetle de zikrediyor فلم يكن هذا النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله Efendimiz'den vaku olan bu nehi olmadı على تحريم ذلك bunun haram olduğu üzerine olmadı. Bir kabın ağzından su içmek haramdır. Kime? Ala ümmeti, kendi ümmetine tahrim etti de onun için nehyetti. Bu manaya değil. Hatta yekûne, eğer haram olsa ola. Men fe'alehu minhum,
Müslümanlardan kim bunu yaparsa, bir kabın ağzından içerse olur. Asiyen lehu Resulullah Efendimiz'e asi olur. Bu manaya değil. Velakin bir manen, başka bir mana için Resulullah Efendimiz'i nehyledi. Öyle mana ki kad ihtulife fihi ma huve. O nedir? Onda ihtilaf var. Haram olduğundan dolayı değil. Günah yazılır. Bu manaya değil. Ya başka bir mana var. O mana ne? Onda da ihtilaf var. Onu da beyan edecek. فحدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neha anil şurbi, içmekten nehyledi, min fis sika, turumun ağzından içmeden nehyledi. Ne için? Li ennehu, bir kabın ağzından içmek. Kabın ağzından içerse günahkar olur. Bu mana yok. Ya başka bir illet var. O illet ne? İhtilaf var. Birisi dedi ki bak, Hişam İbn-i Urve terekiyle Resulullah Efendimiz buyurdu ki içmeyin kapların ağzından, çünkü insanın ağzının kokusu ona kötü koku verir. Mekruh kılar. Bunun için. İhtilafının manaların birisi bu. وَقَدْ رُوِيَ فِي ذَٰلِكَ مَعْنًا آخَرٍ Başka bir mana daha zikredildi. وَهُوَ مَا حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَ قَالَ حَدَّسَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّسَنَا حَمَّادٌ عَنْ لَيْسٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ Mücahit dedi ki كَانَ يُكْرَهُ شُرْبُ مِنْ سُلْمَةِ الْقَدَحِ Bir kadehin kırık yerinden içmek mekruh idi. وَعُرْوَةِ الْكُوذِ Yahut da közün örvesinden akıdacak yerinden. وَقَالَ Buyurdu ki هُمَا مَكْعَدَ الشَّيْطَانِ Bu iki yer şeytanın oturduğu yerlerdir. Yani bir kabın kırık bir yeri olursa şeytan orada oturur. Yahut da düdesi olursa ibrik gibi orada oturur. Oralardan içmeyin. Şeytanın oturduğu yer ne demek? Hakikaten mi şeytan oturur? Yahut da şeytan gibi insanı eziyet eden böcek möcek orada oturur da onun için mi? İki manaya da gelir. فَلَمْ يَكُنْ هَذَا النَّهْيُ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَى طَرِيقِ التَّحْرِيمِ Öyleyse Resulullah Efendimiz'in bu nehyi tahrim tariki üzerine olmadı. بَلْكَانَ عَلَى طَرِيقِ الْإِشْفَاقِ İşfak tariki üzerine oldu. مِنْهُ فِيَنْبَرْ Efendimiz'den عَلَى اُمَّتِهِ Ümmetine şefkat etti ki zarar gelmesin. وَالرَّافَةِ بِهِمْ Onlara rafet ve şefkat ettiğinden. وَالنَّظَرِ لَهُمْ Onların iyi halleri düşündüğünden emretti ki olur ki sen göremezsen, o kabın burmasında bir akrep yavrusu vardır. Sen ağzın oraya yanaştırdığın gibi seni ısırır. Yahut zehirli bir böcek vardır, ağzına kaçar. İyisi bir kaba düş, kaplar iç. Bundan için diye kadar. وَقَدْ قَالَ قَوْمٌ Ulemadan bazıları dediler ki اِنَّمَا نُهِيَ عَنْ ذَٰلِكَ Bundan nehyolundu. Yani bir kabın kırık yerinden yahut da kurmasından içmekten لَاَنَّهُ الْمَوْدِعُ الَّذِي O mevzi bir yerdir ki يَقْسِدُهُ الْهَوَامِ Haşerat orayı kasteder. Onlar da sudan istifade etmeyi için oraları kasteder. فَنُهُيَ عَنْ ذَٰلِكَ Onda nehyolunda خَوْفَ اَزَاهَا Onun eziyetinin خَوْفِ dolayısıyla o hayvanın eziyet olması. فَكَذَٰلِكَ مَا زَكَرْنَا عَنْهُ فِي صَدْرِ هَذَا الْبَابِ İşte bu babın evvelinde zikrettiğimiz de böylecedir. Min nehyi yani şürbi kaybın. Ayakta içmekten nehyiyle diye Resulullah Efendimiz. O da böylecedir. Leyse alet tahrim. Haram olduğu için olmadı. Ellezî yekûnü fâiluhu. Öyle haram ki onu işleyen olur. Asiyen günahkar olur. Bu manaya değil. Velakin lil manellezî zekirnehu fizâli. Lakin onda başka bir mana var ki biz onu da zikrettik. Yani insana vücuduna zararı var. Hastalık irad eder onun için. وَقَدْ رَوَيْنَا رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَا تَكَدَّمْ مِنْ هَذَا الْبَابِ Bu babda tekaddüm eden yerlerde biz rivayet eyledik ki اَنَّهُ اَتَى بَيْتَ اُمِّ سَلِيمٍ Ümmü Selim'in evine geldi Resulullah Efendimiz. فَشَرِبَ مِنْ قِرْبَةٍ Bir tulumdan içti. وَهُوَ قَائِمٌ Peygamber Efendimiz ayaktaydı. Ayakta olarak içti. Neresinden içti? مِنْ فِيهَا O kırbenin ağzından içti. فَدَلَّ ذَٰلِكَ Bu delalet etti ki عَلَى أَنَّ نَهْيَهُ Peygamber Efendimiz'in ayakta içmeyin, kırbelerin ağzından içmeyin emri اَلَّذ۪ي رُوِيَ عَنْهُ فِي ذَٰلِكَ
bu mesele hakkında Resulullah Efendimiz'den rivayet edildi. Leyse alen nehyi, nehy üzerine değildir. Ellezi öyle nehy ki yecibu ala müntehikihi ve emri, bozanın üzerine vacip olur en yekûne asiyen, asi olmak. Emir iki türlüdür. Birisi her kim o emri tutmazsa günahkar olur. Yok, bu manaya değil. Ya ikinci bir emir var ki günahkar olmaz, fakat adab ve insanın menfaati icabı öyle yapması icap eder. İşte bu ikinciden oldu. Gerek adab gerek insanın menfaati namına Resulullah'ın emri oldu. Yoksa onun öteki birinci emirden olsa onun emrine muhalefet ettin mi günah defterine günah yazılır, asıl olur. وَلَكِنَّهُ عَلَى النَّهْيِ مِنْ اَجْلِ الْخَوْفِ. Lakin korkudan dolayı Resulullah Efendimiz nehy değildi. فَاِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ. Resulullah Efendimiz'in işte haşarat olur, başka bir eziyet verecek bir şey olur, yahut da ağzının kokusu ona sirayet eder, başkaları hoş görmez. Bu havf giderse اِرْتَفَعَنْ نَهْيُ. Nehy de kalkar. Bu vakitte zarar olmaz. Mesela bir kap ki adam kendisi içecek, kimse yok. Koksa da kokmasa da başka adamın içeceği yok. Yahut da kab öyle bir şey ki, yani bir haşerat meşerat olsa görünecek. O korku yok. Başka bir haşeratın gelip girmesi yok. Hani kapalı bir kap olur, vurması olur da içini göremezsin. İçerisi açık görünüyor, yarşamdır yahut da açıktır. Böyle bir korku yoksa o nehy de kalkar, o nehy de yok. فَهَذَا عِنْدَنَا مَعْنَا هَذِهِ الْاَثَارِ. İşte bu eserlerin manası bizim indimizde budur. Vallahu alem. وَقَدْ اُرَيَا رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Resulullah Efendimiz'den rivayet edildi. اَنَّهُ نَهَا. Peygamber Efendimiz nehyeyledi. اَنْ اِخْتِنَاثِ الْاَسْقِيَةِ. Su kaplarını ihtinas etmek, kırmaktan nehyeyledi. وَهُوَا اِنْ يَكْسِرَ. Bir su kabını kıra. فَيَشْرَبَ مِنْ اَفْوَاهِهَا. Onun kırdığı yerden içe. Kırıktan bir ağız yapıyor, oradan içiyor. Bundan nehyeyledi. حدثنا بذلك إسماعيل بن يحيى المزني قال حدثنا الشافعي عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أبو سعيد الخدري dedi في أمر التمز نهي إلى أن اختناس الأسقية سقابلار الكرب تكرر عندنا شمكت نهي إلى حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا أسد قال حدثنا ابن أبي ذيب عن الزهري فذكر بإسناده مثله أين حديث شريف إمام التحاوي سليمان بن شعيب طريقه رواته لدي قال ابن أبي زيد ابن أبي زيد buyurdular ki اختناسها قابي اختناس etmek ne demek أن تكسر sen onu kırasın يخد أن تكسر قاب كرلا فيشرب منها ondan içile قابي kırıp kırdıktan sonra hani eski büyüklerimizde derler kırık kapta yemek yemek kırık kapta su içmek mekruhtur. İşte mekruhtur bu manaya. Çünkü mekruh bir manası var ki sünnete muhaliftir, günah. Yok. O manaya değil. Yani insana zarar gelir. Mekruh yuvası olur. O kırık kap yıkanırken temizlenmez. Orada zarar verici maddeler kalır. فَالْوَهِيَلَدِ هُوَ الْوَجْهُ الَّذ۪ي. İşte o bir vecehtir ki مِنْ اَجْلِهِ. Ondan dolayı neha, Peygamber Efendimiz nehyeyledi hani şürbi içmekten مِنْ فِسِّقَى. Tulumların, su kaplarının ağzından içmekten nehyiledi. İşte onun veçi bu veçidir. Ha su kabının ağzından içmek yahut da onu kırıp kırığından içmek. Onun manası da ne dedi? 2-3 türlü mana verdiler. Bazıları dedi ki insanın ağzının kokusu ona sirayet eder. Ha, bazıları da dedi ki orada eziyet verici hevam, haşerat olur. Bazıları da dedi ki şeytanın oturduğu yerler olur bunlar. Onun için Peygamber Efendimiz adaben böyle emretti. Vallahu Teala alem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.